problemleri halledeceğim. Sınavda da 12 neti yapacağım. Hocam ben bu işte kararlıyım diyorsan işte tam karşındayım. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yetimat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, problemleri nasıl halledeceğiz? Hemen yazın. Birincisi, denklem çözemiyorsan gidip hemen denklem çözmeyi öğreneceksin. İkincisi, problemlerin konu anlatımı dinledikten sonra bol soru çözeceksin. Arkadaşlarım, problemlerin konu anlatımı diye bir şey yok. Bakın, kitapları açın bakın. Tüm problemlerin konu anlatım kısmı maksimum 2 sayfadır. 2 sayfayı geçmez. Ama bu problemler hala yapılamıyor. Neden? Niçin? Bu başımıza neden bela oluyor? Arkadaşlar, çünkü problemleri yapabilmek için problemlerin kalıplarına da aşina olmak lazım. Kalıp yapabilmek lazım. Soru kalıplarını kendiniz çizebiliyor olmanız lazım. O yüzden arkadaşlar, bu deşifre serisinde problemlerle ilgili birçok kalıp öğrettim mi düşünüyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar, kalıpların nasıl çizildiğini de gösterdiğimi düşünüyorum. Yani size balık tutmadım, balık tutmayı da öğrettim diye düşünüyorum. Arkadaşlar, buraya kadar tam 15 ders yaptık. 15 dersin PDF'sini hazırladım. Peki hocam niye başta hazırlamadın diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bunu başta hazırlamadım değil, hazırlayamadım. Çünkü arkadaşlar, ben bu deşifre serisini çekerken yetersiz olduğunu düşündüğüm her yerde yeniden video çektim. Yeniden soru ekledim videoya. Mesela örnek veriyorum. Hız problemleri konu anlatımı 1 saat 21 dakika. Arkadaşlar, neden 1 saat 21 dakika? Moderatörüm Furkan kızdı bana. Hocam ne yapıyorsun dedi ya, 1 saat 21 dakika video mu? Ancak anlatabildim bunu. Bundan aşağısı beni tatmin etmedi. Ben bu bir seriyi arkadaşlar problemleri yapabilelim diye çektim. Mesela örnek veriyorum. Daha dün geceden önceki gece dedim ki size, karışım problemlerini bir video çektim. 45 dakika. Yeter mi yetmez mi? Anket yaptım. Ankette dediniz ki hocam yetmez. Hemen ne yaptım? Bir video daha ekledim. 44 dakikalık. Arkadaşlar oldu 2 tane 45 dakikalık. Daha karışım problemleriyle ilgili anlatılabilecek bir şey kalmadı. Şimdi benim size demek istediğim olay şu arkadaşlar. Gerçekten problemleri halletmek istiyorsanız, 12 neti de çıkaracağım diyorsanız arkadaşlar, bu seri size yeter de artar Allah'ın izniyle. Çünkü bakın, şu ana kadar 15 video yaptık. Daha sırada küme problemleri var. Orantı problemleri var, işçi problemleri var, havuz problemleri var, örüntü problemleri var, daha 5 var. Halbuki biz bunun planını yaparken 16 tane konu anlatımı yapacaktık. Ama ne oldu? Bak, sayı değişti. Peki bu sayı neden değişti? İşte arkadaşlar, olayın seyrine göre değişti. Ben bunu baştan bir PDF yapsaydım ona göre gidecektim hep. Esneyemeyecektim. Esneyemediğim için de böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmayacaktı. Ben bu çalışmanın Allah'ın izniyle çok güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok verimli oldu. Sizden aldığım dönütlere göre bunu ben görüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bu konu anlatımların hepsi bittikten sonra tekrar anket yapacağım. Yetersiz olduğunu düşündüğünüz burada bir konu var mı? Mesela örnek hız problemi. Bunu diyemezsiniz. Sanmıyorum hız problemiyle ilgili bir yetersizlik olacağını da. Örnek veriyorum. Oldu ki bir problem ismi. Onunla ilgili de tekrar video çekeceğim. Problemlerin kökünü kazıyacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle iddialıyım. Bakın iddialıyım. Dikkat ediyorsanız problemlerin de alt başlıklarının alt başlıklarına girdim. Bak, işçiyi ayrı anlatacağım. Havuzu ayrı anlatayım. Havuz çünkü DGS'i KPSS ailesine çıkabilir. Ondan sonra örüntü problemleri, halbuki sayı kesirde anlattım. İnat ettim. Onu da bir daha anlatacağım, örüntü problemlerini. Birazcık daha onun içine gireceğim. Yani arkadaşlar, daha önümüzde problemlerimiz var. Çekeceğim videolar var. Yani size şunu demek istiyorum. Bana yetişin. Şu yılbaşına kadar halledemeye, yetiştiremeye bilseniz bile ocağın 15'ine kadar problemlerin kökünü kazıyalım arkadaşlar. Çünkü problemler başımıza bela, ama şöyle bir de düşünün, bir de problem yapabildiğini düşün. Şöyle gelmişsin, böyle problem yapabiliyorsun, of. 12 net banko, kafa rahat. Hocam çok zor değil mi? Yok, zor değil kardeşim. Bak, sana ne diyorum ya. Beni samimi dinle. 2 sayfa konu anlatımı var diyorum. Niye yapamıyorsun? Al şu deşifreleri. Ama bak, deşifreleri dinlerken şöyle yapacaksın. Şimdi bak, bana şu çok soruluyor. Hocam diyor, bende diyor problemler kitabınız var diyor. Ben diyor mesela deşifre dinlesem mi dinlemesem mi? Dinle kardeşim. Problem kitabında 5 dakikada çözdüğüm soruyu deşifrede 8 dakikada çözmüşüm. Deşifrede acayip konu anlatımı yaptım. Bayağı bir konu anlatımı yaptım Allah'ın izniyle. O yüzden deşifreyi muhakkak ki dinleyin arkadaşlar. Deşifre bizim için çok önemli. Şimdi bir de şu soruyla mesela, ben şundan da çok korkuyorum. Mesela ben PDF'yi koydum. Allah, arkadaşımız çözdü. Ama video çözümüne hiç bakmadı. Arkadaşlar, bu da yanlış. Bak, neden yanlış? Çünkü sen video çözümüne bakmazsan, bunu çözdüm geçerim dersen içindeki taktikleri göremezsin. Ben burada inanıyorum ki bazı sorularda birçok taktik verdim. Senin bu taktikleri alman lazım. Bir de burada en çok yanlış yapılabilecek nokta şu. Bakın mesela ben örnek veriyorum. Şu anda ekranda
şu ok atma sorusunu dinledim. Ben bunu çözdüm ondan sonra. Anladım ekranda. Ben kağıda geçerken hemen geçmeyeceğim. Üzerinden bir 10 dakika geçsin. Bak iyi dinleyin beni ya. Ben saçma sapan konuşmuyorum. Bak beni iyi dinlersen çok faydalanır. 15-20 dakika geçsin. Ondan sonra yanında bir şey bul. Tamam mı? Mesela ne bul? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Veremedim örneğe. Mikrofonum düştü. Sakin olun arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Şu kablo. Al şu kabloyu. Koy önüne. Ey kablo. Bak burada ok atma sorusu vardı. Öğrenci sayısı çarpı bir öğrenciye verilen ok sayısı eşittir toplam ok sayısını verdi. Bak bunları böyle kabloya anlat. Veya arkadaşını birine anlat. Yani içselleştir. İçine kat. Kabloyu anlatamıyorsan gel uç kutusuna anlat. Merhaba uç kutusu. Ben sana bugün problemleri anlatacağım. Şimdi bak örnek veriyorum ben sana. İsabet eden ok sayısı çarpı öğrencinin öğrenci sayısı eşittir toplam isabet eden ok sayısı. Böyle anlat birine, tamam mı? İçselleştir. İyice böyle hücrelerine kadar problemler sinsin. 12 netli sınav gününde yaptığın zaman inşallah bu videonun altına gelip yorum yazacaksın. Diyesin ki hocam Allah razı olsun anlattıklarında benzeri çıktı. Arkadaşlar bakın 2020 yılında ben çok problem yakaladım. Bunu ben de söyledim ama bazı arkadaşlar bana kızıyor. Ama arkadaşlar yani biz de bazı şeyleri paylaşmak zorundayız. Çünkü emek veriyoruz. Şimdi 2020 yılında benim bu kadar problem yakalamamın sebebi şuydu. Çünkü ben kitabı problemler kitabımı yazarken aşağı yukarı çıkacak ve çıkmamış her şeye odaklandım. Bakın KPSS'ye giren arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki hocam dedi sandım yektumat problem kitabını çözüyorum dedi. TYT'de keza neredeyse sayısıyla değişik benzer birçok soru yakaladım. Çünkü arkadaşlarım kitabı yazarken gerçekten ama gerçekten şuna dikkat ettim. Sorulmayan ne var diye de baktım. Sorulan ne var dedim. İkisi arasında bir algoritma oluşturdum. O algoritmaya göre yazdım. Yani abarttım vesaire gibi olay yok Allah'ın izniyle. Gerçekten dedi çok emek verdim. Ama güzel bir çalışma oldu. İnşallah da fayda olacaktır. O yüzden bu deşifre serisini arkadaşlar güzelce bitiriyorsunuz. Bakın PDF'leri de birleştirdim. Arada birkaç tane gereksiz reklam vardı. Onları da attım. Bak örüntü problemlerini halbuki anlattık. Bir daha anlatacağım. İnat ettim. Onunla ilgili tek video bir daha çekeceğim. Bu arada arkadaşlar soruların bir kısmı sonuç yayınlarından. Yani özellikle %30'luk kısmını sonuç yayınlarından aldım. Bir kısmını çözümüşte yayınlarından aldım. Bir kısmını Zafer Ağbulut TYT Matematik Soru Bankası'ndan aldım. Ama şunu söylüyorum tekrar. Bakın. Problemler kısmı TYT, DGS, KPSS, ALES'te aynıdır. Ama ALES, DGS, KPSS'de sayısal mantık kısmında arkadaşlar yeni nesil sorular sormaya başlandı. O yüzden bu problem kampı herkese hitap ediyor. Bundan hiçbir tereddütünüz olmasın. Bunun da anlamanın en iyi yolu bu kamp bitince açın bakın çıkmış soruları bir çözün bakayım. Çözebiliyor musunuz? Çözemiyor musunuz? Çıkmış sorularla alakası var mı? Yok mu? Gidin kendiniz karar verin. Tamam mı arkadaşlar? Tek PDF yaptım. Buraya kadar yapamamanın sebebi hem zaman sorunu hem de arkadaşlar PDF'leri yaptıkça oluşturdum. Yani bir şeyler anlattıkça PDF'leri yaptım. Baktım olmadı bir daha soru ekledim. Baktım olmadı bir daha soru ekledim. Ama ben bunu böyle yapmasaydım bu PDF'yi size verseydim ben hiçbir zaman bu şekilde esnek davranamazdım. O yüzden dostlarım problemleri inşallah hep beraber halledeceğiz. Güvenin bana. Bakın hem bir kitap yazarı hem de bir YouTuber olarak söylüyorum. Problemler benim işim. Arkadaşlar bir de şu bana çok soruluyor. Hocam kitaplarınıza nereden ulaşabiliriz? Hangi sitelerde var? Sadece kitap seçtim var. Hayır arkadaşlar birçok sitede var. Bakın burada görebiliyorsunuz. Kitap indirimde YKM kitap, İSEM kitap, ondan sonra nm1.com, Trendyol, İndeks kitap birçok yerde var. Google'a YouTube hocam yazdığınız zaman arkadaşlar direkt ben çıkıyorum. Sadece arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu kamptan sonra ben Pemtuzun kombinasyon olasılığı anlatacağım. Pemtuzun kombinasyon olasılık için günlerce arkadaşlar soru çekmeye gerek yok. Pemtuzun kombinasyon olasılıkta 2020 yılında ciddi başarı elde ettim. İnşallah burada tekrar o başarıyı yakalayacağım. Arkadaşlar Pemtuzun kombinasyon olasılık için aklımda olan şey şu. 2 saatte permütasyon kombinasyon deşifre edeyim. 2 saatte de olasılığı deşifre edeyim. 4 saat 2 günde bitiririm ben. 2 günde Allah'ın izniyle yerle bir ederim. Kökünü kazırım ben Pemtuzun kombinasyon olasılığı. Daha sonra benim şu kuşak denemeleri var ya arkadaşlar. Bu denemeleri kendim yazdım. Bu denemelerden de soru çözelim. İnşallah oradan da Pemtuzun kombinasyon olasılık daha rahat oturur. Arkadaşlar şunu tekrar söylüyorum. Problem kitabım olsun, diğer kitaplarım olsun. Gerçekten marka yayınları bu konuda ücretlerinde uygun davranıyor. Sadece benim şunu demek istiyorum size. Bazı arkadaşlara çok çekiliş yaptım. Kitap yolladım, yollayamadım arkadaşlarım kalmış olabilir. Bana da verilen belli bir kontenjan var. Bu kontenjanın dışında çok fazla çıkamıyorum arkadaşlar. Kontenjanı şu anda bitirdim. Bakın şunu tekrar özellikle söylüyorum. Kitabın video çözümleri herkese açık. Hocam bu hak değil mi, adalet değil mi? Arkadaşlar kitap o 20 TL bir kitap, tamam mı? Bu 20 TL kitap için alamayan arkadaşımın hayatıyla ilgili oynamaya gerek yok. 2 TL 3 TL için kimsenin hayatıyla oynamaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Kitabın çözümleri herkese açık. Gerçekten bu işe gönül verip yapmak istiyorsanız buyurun yapın. Yapılamayacak hiçbir şey yok.
İnşallah kapatmayı da düşünmüyorum kitabın çözümlerini. Yani herkese açık olsun arkadaşlar. Zaten kağıt olarak almak size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bir de mesela şu bana çok soruldu. O PDF'lerin içinde hocam kitapta ne kadar soru var? O PDF'lerin yarısındaki sorular kitabımdandır arkadaşlar. Yarısı kitabımdandır. Şu anda kitabın ücreti de baktığınız zaman PDF ile hemen hemen aynıya geliyor nereden baksanız. Ama ben bu deşifre serisine başka yayınlardan da sorular ekledim. Yani imkanınız varsa PDF'yi çıkartın arkadaşlar. Güzel olacaktır. Sonra kitaptan da ikinci kez söylediğiniz zaman tekrar olacaktır. Bunu ben size tamamen size bırakıyorum. Ben elimden geleni yaptım. Tek PDF yaptım. Onu da size bıraktım. O zaman ben şimdi kaçtım.